Günaydın sevgili dostlar. 12 Mart sabahından herkese selamlar, saygılar. Evet, bugün özel bir gün. 12 Mart'ın nasıl bir özelliği var derseniz. Ramazan'ın ikinci günü. Hayırlı Ramazanlar. Öncelikle Allah cebinizden parayı, kalbinizden imanı, yanınızdan bizim gibi dostları eksik etmesin. Ekranda biz hep olalım inşallah sizin dualarınıza. Değerli dostlar, 12 Mart biliyorsunuz. Bir muhtıra var. Bir de 12 Mart İstiklal Marşımızın kabul edildiği, mecliste okunduğu gün. O yüzden her ne kadar İstiklal Marşımıza saygı göstermeyen bazı aşağılıklar olsa bile, hani bazıları da şöyle, bir saygı duruşu oluyor. Saygı duruşunda istediğimiz kadar fotoğraf çekin. Ben basın mensuplarına söylüyorum. O bizim gazeteci adı altında, işte sosyal medyacı adı altında gezen arkadaşlar var ya, onlara söylüyorum. Yani bu fotoğrafı kaç kere çekiyorsunuz? İstiklal Marşınızda oranızı buranızı oynatmayın. Bugün savcı gelir, sizi İstiklal Marşı'nda öyle oranızı buranızı oynattı diye bu yerlerde sabit bırakır. Aklınızı başınıza alın. İstiklal Marşımıza saygı gösterin. Saygı göstermeyenlere saygı gösterileceği günler çok yakın. Evet. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal şairimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Allah ondan razı olsun. Onun dediği gibi inşallah Rabbim bir daha bu millete İstiklal Marşı gibi bir marşı yazdırmak zorunda bırakmasın. Evet. Atatürk'ümüzü anıyoruz. İstiklal Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda can veren Ahmetleri, Mehmetleri, Muhammedleri, Osmanları, Alileri herkesi anıyoruz. Allah onlardan ebeden razı olsun değerli dostlarım. Neredeyiz? Batı Akdeniz TV stüdyolarındayız. Biraz hararetli başladık. Bunu haklıyım. Yani gerçekten bazı şeylere dikkat etmek lazım. Yoksa başkaları bize saygı göstermez. Biz saygı göstermez isek. Elimizde çubuğumuz gerekirse orası burası oynayanları sopalarız. Evet, şimdi görmüş olduğunuz ekranda sevgi dilekliyoruz. Çiçek kafeye teşekkür ediyoruz. Çubuk yapı dekorasyona teşekkür ediyoruz bu güzel stüdyomuz için. Yine reklamlarımız için sevgi bilginin hemen altında görüyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Reklamın zirve noktası bu. Tır çıtır kuru yemişlerin adresi efendim Mikya Doruk kuru yemişe teşekkürler ediyoruz. Neden? Çünkü bizlere her zaman destek oluyorlar. Maddi manevi destek oluyorlar. Bizler de onlara ekranlardan destek oluruz. Evet, Batı Akdeniz TV haber ve reklam ajansı stüdyosundan herkese selamlar dedik. İhbar hattımız var 0532 352 85 94. 0532 352 85 94. Bu numaradan değerli dostlarım bize gündeminizde ne varsa yazabilirsiniz. Fotoğrafıyla, görseliyle, videosuyla atabilirsiniz. Bizler de sizlere, vatandaşlarımıza aktarırız bu görüntüleri, iyi ya da kötü ne varsa. Haber değeri olsun olmasın bize gönderin. Biz haberleştirelim inşallah. Evet, gazete manşetlerimize geçelim. Değerli yönetmenim şu anda kamera arkasında. Ne diyor akşam gazetesi? Tuzakları milletimiz ile bozduk. Evet, Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan'ın ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı. Hamdolsun milletimiz birliğe, beraberliğine sahip çıkarak tüm oyunlarını ve tuzaklarını bozdu, diyor. 16 milyon için çalışıyorlar. Diğer bir manşet, Rümelsa'ya özel cevap, Gazze'de ilk iftar, yanına kar kaldı kahkahası. Bunları küçük manşetler halinde de getirebiliyor muyuz ekrana? Değerli yönetmenim, yanıma kar kaldıyı şu anda manşet olarak alıyoruz. Adana Üniversitesi Hazal Özçimen, oğlunun hayatını tehdit ve tacizlerle kabusa çeviren Halil Cin gözaltına alındı. Dün polis aracında gülerek çektirdiği fotoğrafı yine savcılığa verilmişim günaydın diyerek paylaştı. Evet, telefonunu falan almak lazım gözaltına alınınca. Genç kızı tacizden bıktırdı diyor. Yanıma kar kaldı, kar kaldı şeklinde bir kahkahayla. Evet, içeride de değerli emniyet güçlerimiz o gülmelesine devam ettirmiştir inşallah. Biraz da onlar neşelensin. Evet, bir diğer manşet Alperen'e nazar değdi. NBA'deki gururumuz Alperen Şengün 14 sayı attığı maçta düşerek sakatlandı. Alperen sahayı tekerlekli sandalye ile terk etti diyor. Alperen'e geçmiş olsun diyoruz en kısa zamanda. İnşallah iyileşir, acil şifalar diliyoruz. Evet, bir diğer manşetimiz ya da gazetemiz Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi, Kartal yine kayıp.
Yeni kabus, tek boyun, tekno boyun. İlk ona bir adım kaldı. Oppenheimer Yediler Kulübü'nde ateşkes değil, bombalar geldi. Photoshop özrü, güçlü değilseniz zulmü reva görüyorlar. Çok haklısınız. Euro dolarda oynaklık geçici, 185 ülkeye 220 çeşit silah diyor. İstanbul'da iftar 250 liradan başlıyor. Evet, Suran Kara, değerli muhtarım, hayırlı sabahlar Mehmet Bey demiş. Teşekkür ediyoruz. Birlikteliğimize devam ediyoruz diğer gazete manşetimizle. Evet, manşetleri görelim. Güçlü değilseniz zulmü reva görüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü. Cumhurbaşkanı Ramazan dolayısıyla Ramazan'ın ilk iftarını Beştepe'de şehit aileleriyle birlikte yapmış. Biz sosyal barışa sahibiz diyor. Türkiye'yi gerçek bağımsız devlet haline getirdiklerini belirten Erdoğan, huzur ve güven iklimine, siyasi iktidara, istikrara ve sosyal barışa sahibiz. Çevremizde yaşananları görüyorsunuz. Şayet siyaseti, ekonomisi, savunması ve sosyal yapısıyla güçlü devlet değilseniz sizinle her türlü zulmü reva görüyorlar dedi. Devamı 10. sayfada gazeteye alarak gazeteye de destek olabilirsiniz değerli dostlarım. Evet, diğer manşetimizi görelim. Euro dolarda oynaklık geçici. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Dolar dün 32 lirayı, Euro 35 lirayı aştı. Şimşek dövizdeki dalgalanma geçici dedi. Program çalışıyor. Bakan Şimşek, döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanma geçici olarak değerlendirilmeli. Merkez Bankası elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini dalamada kararlıdır. Eylül ayında açıkladığımız program tıkır tıkır çalışıyor dedi. İstanbul'da iftar 250 liradan başlıyor diğer manşet. Yurt iftar menüsü fiyatlarını araştırdı. Geçen yıla göre fiyatlarda %100-150 oranında artış var. Mütevazi bir iftar menüsü 249 liradan başlıyor. Lüks otellerde 4000 lirayı aşıyor diyor. Biz orta direk, alt direk, hatta orta bile değil. lüks otellerde iftar edemiyoruz. Evimizde Bahran'a bulgur, hoşaf, elhamdülillah devam ediyorum. Ama büyük bir sorunumuz var. Nedir? Tekno boyun. Bakalım neymiş bu? Değerli yönetmenim ekrana getirecek şimdi. Tekno boyun. Kıllı telefon ve bilgisayarları hayatımıza yeni yeni hastalıklar getirdi onlarla beraber. Bunların başında tekno boyun, teknik geliyor. Kafamız ağırlaşıyor. Çünkü ben görüyorum yolda bile giderken insanlar böyle bir sürü kazalara neden oluyorlar. Biz de bunları haberleştiriyoruz. Sürekli başını eğip cep telefonlarına bakanların boyun yapısı değişiyor. Omurgası, diskleri aşınıyor ve kumburlaşma başlıyor. Uzmanlar kafa ağırlığı 5-6 kilodur. 15 derece bile öneyseniz bu ağırlığı iki katına çıkıyor. Yani 15-6 kilodan 11-12 kiloya çıkıyor. 10 dakika bir pozisyon değiştirin diyor. Biz maalesef 2 saatlerce bakıyoruz telefona. Dakikalarca boynunuzu eğerek telefona bakmak ağır hastalık sorunu oluyor. Ondan sonra, gerçi bende sıkıntı olmayabilir çünkü boyun yok diyerek vücudun üzerinde kafa olduğu için. Evet. Bayram Özdemir değerli adresandan ey günler ne diyor? Hayırlı günler dilerim. Selam, güzel dinliyoruz. Haberleri takdir ediyorum Mehmet Bey. Teşekkür ediyorum. Kerim Karacan, belediye başkan adaylarımızdan kolay gelsin Mehmet Bey. Güzel işlerinizin devamı olsun inşallah diyor. Ertay Bey, şu telefonu iletişime geçer iseniz vardır sizde numarası. Evet, şu anda canlı yayında olduğumuz için arayanlara cevap veremiyoruz ama manşetleri okumaya devam ediyoruz. Kartal Tayyip diyor. Evet, haftanın kapanış maçında Gaziantep'e konuk olan Beşiktaş eli boş döndü. Siyah beyazlılar maçın 89. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı. Gaziantep 2, Beşiktaş 0 diyor değerli dostlar. Evet, ilk ona bir adım kaldı. Neymiş o ilk on? Uçak helikopteri Hürkurt. Türkiye'nin en çok silah satan ülkeler liginde bir basamak daha yükseldi ve 11. oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'in bulunduğu ilk 10 arasına girmeye bir adım aldı. 185 ülkeye 230 çeşit silah satıyoruz, ihraç ediyoruz. Bu başarı Türk milletinin ihracat %106 arttı. Dışa bağımlılık azaldı. İnşallah daha güzel günler ilk 5'te. Hatta kürsüde ilk 3'te olduğumuz günleri de görürüz. Korkusuz Gazetesi'nin
Manşetini şöyle bir görelim. Korkusuz Gazetesi diyor ki adaletten kaçış planı. Sertap'ı Eurovision'a çağırdılar. 4 kişilik ailenin sahur ve iftar maliyeti 31 bin lira. Millet Ramazan'da ne yiyeceğini kara kara düşünüyor. Evet, ağlanacak halimize güleceğiz. Vatandaşlar 12 ay mecburi oruç tutuyor. Ateş ailesine ikinci acı düştü. Bir diğer alt manşet. Evet, manşetleri şöyle daha ayrıntılı görelim. Kimleri aratmayan olayın yeni detayları ortaya çıktı. Adaletten kaçış planı. Yazar Eylem Tok'un ölümlü kazaya karışan oğlunu, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu ve iade edilmeyeceği için bu ülkeye kaçırdığı ortaya çıktı. Evet. Yaralıları bıraktı, iadesi zor diyor, iade edilmeyecek. Havalimanında görüntülen Eylem Tok, oğluyla kaza yerinden kaçarken baba da yani ağzımıza geleni söyleyemiyoruz yayında. Söyleyemiyoruz. O yüzden devletimizde hukukumuzda biraz bu konularda dikkatli olacak hemen böyle bir olay olduğu zaman değil mi? Yapılması gerekenler yapılacak. Sistem artık e-devlet üzerinden nasıl biz online güzel kara altın iyi günler diliyor. Teşekkür ederim yeğenim. Size de kolay gelsin. Başarılar diliyoruz. Dilimizi kesmediğiniz için. Evet. Şimdi değerli dostlar. Yani hukuku işlemek bizim işimiz değil. Ama şunu yapmak lazım. Artık bir otomasyona geçmek lazım yani. 2024 yılına gelmişiz. Ekonomimiz zayıf da olsa daha da güzel günlere gidecek inşallah. Yani kimse baki değil. Ne sen baki, ne ben baki diyor ya. Ateş ailesine ikinci acı düştü. Silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in yüreği yaralı babası Musa Ateş yaşamını yitirdi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Babası Musa Ateş Bursa'da yaşıyordu. Ankara Çukurambar'da iki kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürülen eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş 64 yaşındaymış. Kalp krizinden hayatını kaybetti. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yargılama henüz iddianame hazır olmadığı için başlamadı. Baba Ateş öldürülen oğlu için adalet arayışındaydı. Kalbi bu acıya dayanamadı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun, oğluna kavuştu. Evet, devam ediyoruz değerli dostlarım. Diğer gazete. 10 milyon elektriği, 10 milyona elektriğe geçti Kerem Alışık. Yakışıklı jönümüz Türkiye'nin sevilen oyuncularından Kerem Alışık. Çevre dostu bir tercihte bulunarak 10 milyon lira ödeyip elektrikli otomobil sahibi oldu. Alışık 2023 model siyah elektrikli Porsche Taycan İnan dikkatleri çekti. Keşke çok alsaymış. Evet, diğer gazetemize geçelim. İşsizlik arttı. TÜİK'e göre işsizlik sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişiye yükseldi. Nasıl yani? Değerli dostlarım, mikrofonumuzu da gösterelim. Dedi ki yönetmenim şov meraklısın. Olsun, ben göstereyim. İşsizlik arttı. Bu resmi işsizlik tabii. Resmi olmayanı bilemiyoruz. Evet, diğer gazetemize geçelim. Değerli yönetmenim, hamile eşine, aynı gazetenin bir diğer manşeti, hamile eşine fuhuş yaptırdı. Osmaniye'de, evet, programa Osmaniye'de eşiyle kadın akrabası zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen Suriye uyruklu adam gözaltına alındı. Kadın akraba 5 ay önce 55 yaşında bir kişiye 70 bin lira karşılığında satıldığı ve hamile olduğu öğrenildi diyor. Of. Evet, istem dışı bazen tepkiler verebiliyoruz. Söylenecek çok şey var. Diğer gazeteye geçelim. Posta gazetesi, Posta gazetesine umut olmak için döndü. Taş, kağıt, makas, Rusya. Rüya geliyor. Rusya nereden aklımıza geldi? Oscar'a bomba düştü şeklinde diğer manşetler. Bunları da ayrıntılı manşetlerini görelim. 9 günlük bayram. Yani, Salih Akdeniz, Kunduca seninle güzel diyor. O senin güzelliğin Salih abi. 9 günlük bayram tatili talebi Antalya'da turizmciler Ramazan bayramı tatilini 9 güne çıkarılması çağrısını yaptı. Ramazan bayramı tatili bu yıl 9 Nisan'da başlayıp 12 Nisan'da sona eriyor. Hafta sonu eklenince tatil 5,5 gün oluyor. 8 Nisan pazartesinin tatil edilmesini isteyen Antalya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu
tatilin 9 güne çıkarılması turizmi çok olumlu etkiler dedi. Evet, devam ediyoruz manşetlerimize. Bir diğer manşet. Hakan çok planlı. Hakan Sabancı ve Hande Erçel, şu anda ekranda gördüğünüz Hande Erçel, 1,5 yıldır aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile olan ilişkisini ilk kez anlattı Erçel. Eskiden çok plansız seyahat ederdim ama Hakan inanılmaz planlı biri. O yüzden onunla seyahat ettiğimiz her şey çok belli oluyor. Ettiğimiz her şey çok belli oluyor. Ben de buna alıştım dedi. Çift aşk yaşamaya başladıklarından beri yurt dışında 13 şehir gezerek 38 bin kilometre yol kat etmiş. Biz daha Gödene'ye bile gidemezken. Umut olmak için döndü bir diğer gazete manşeti. Antalya'da 14 yaşında yakalandığı lösemiyi 2 yılda yenen Merve Yıldırım, 30 yaşında, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini bitirip tedavi gördüğü klinikte hemşire olarak çalışmaya başladı. Merve hemşire, çocuklara umut olmak, şifa vermek için buradayım demiş. Hasta çocuklarla ilgilenen Merve hemşire, kanserin yenmesini büyük ölçüde moral ve beslenmeye borçlu olduğunu kaydediyor. Beslenme çok önemli arkadaşlar. Yoksa benim gibi böyle sizden önce bir yere girerken göbeğiniz girer. Kırmızı da durdu, arkadan vurdu manşet. Ordu, Altın Ordu'da geçen çarşamba gecesi kırmızı ışıkta durup yeşilde harekete geçen motokurye Cemil Bilgili'ye arkadan hızla gelen hafif ticari araç çarptı. Kazanın ardından motokuryenin bacağı kesilirken gözaltına alınan alkollü sürücü serbest bırakıldı. Bilgili, ben bu durumdayım, o dışarıda geziyor. Çalışma hayatım bitti, bacağım gitti. Kolda da iki kırık var. Bunun da durumu belli değil. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem, bu aylık bebeğim var diye isyan etti. Haklı. Biliyorsunuz bizim imtiyaz sahibimiz, değerli patronumuz da bir trafik kazası nedeniyle hala istirahatli raporlu. Uzaklaştırılan koca hayattan kopardı. Her ikisine de geçmiş olsun diyoruz. Kadıncağız vefat etmiş. Ona da başsağlığı diliyoruz ailesine. İzmir Karabağlar'da dün akşam Tamer Yurtkal, 44 yaşında, hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşi Zahide Yurtkal'ın evine gitti. Yine 44 yaşındaki eşinin evine gitti. Kurtarın bizi diyerek bağırarak yardım isteyen kadını göğsünden vurarak hayatına son verdi. Çiftin kızları S.Y. 17 yaşında kolundan yaralandı. Aynı tüfekle kendisini vuran Tamer Yurtkal da hayatını kaybetti. S.Y. ile olay sırasında evde bulunan kardeşi de aynı dehşeti yaşadı. Maalesef hoş olmayan haberleri de aktarmak zorunda kalıyoruz. Eurovision'da şov yapacak. Evet, 2003 yılında Eurovision'da ülkemizi birincilik getiren Sertab Erener bu sene Eurovision'u düzenleyen İsveç'ten davet aldı. Erener, ülkemize birinciliği getiren o şarkının ismi, ben telaffuz edemiyorum, şarkısını farklı bir versiyonda seslendirecek. 2024 Eurovision şarkı yarışmasının yarı finalleri 29 Mayıs'ta, finali ise 11 Mayıs'ta İsveç'in Malmö kentinde yapılacak. Ayrıntılar 4. sayfada gazetenin. Cenazede kimden çıktı? 90 yaşında vefat eden Yeşilçam aktörü Kayhan Yıldızoğlu'nun Levent Camii'ndeki cenaze törenine katılan usta oyuncu Şener Şen, kendisine gösteren ilgiden ve birlikte fotoğraf çektirmek isteyenlerden rahatsız olup tepki gösterdi. Şen, ya gidin diye bağırarak fotoğraf için ısrar edenleri yanından hızla uzaklaştı. Cenaze töreninde de bunu yapmamak lazım yani. Fotoğrafın çekileceği yerde vardır. Evet. Arda Güler, biliyorsunuz Avrupa'daki gururumuz, manşetlerde Real Madrid Celta Vigo'nun 4-0 mağlup ederken oyuna son dakika giren Arda Güler uzatmada attığı gol İspanya'da manşetlere taşındı. Real Madrid teknik direktörü Ancelotti, kiraya verileceği konuşan Türk Yıldız için Arda büyük bir yetenek. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz dedi. Marca gazetesi Ancelotti'nin Arda'yı sarılması, Güler Ancelotti'yi dinlerse yıldız olacak diye verdi. Bas gazetesi ise Güler partiyi bitirdi başlığını atmış. Başarılar diliyoruz gururumuz Arda'ya. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sabah gazetesi, savunma sanayimize artık tam bağımsız. İnşallah daha güzel günler bekliyor savunma sanayimizi. Gazze'ye Ramazan katliamla geldi maalesef. Çuvallar dolusu para kimlere gitti? İmamoğlu şeklinde bir diğer manşet. Evet, ayrıntılı manşetlere geçelim. Sabah gazetesinin çuvallar dolusu para kimlere gitti? İmamoğlu, Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye görevlileriyle Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı elemanlarına 4 saat boyunca çuvallar dolusu parayı sayma görüntülerini konuşuyor. Evet, buna yorum yapamayacağız. Diğer manşeti geçelim. Gazze'ye Ramazan katliamla geldi. Gazze, İsrail'in bombalarıyla Ramazan'a girdi. İslam alemi de Filistinli kardeşlerin dramıyla mübarek ayı hüzünle başladı. Sürekli dualar ediyor iller. Evet. Sinan Ateş'in babası için Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Acılı aile yakınlarına başsağlığı dilerim. Oğlunun ölümü yıkıldı. Allah kimseye acılı ölümle karşılaştırmasın. Amin diyor. Bayram Özdemir. Evet. Editör Berkay Bey'e de selamlar demiş Salih Akdeniz. Durumuz. İftar yolunda feci kaza 4 ölü İstanbul Bakırköy'de www.batıakdenizTV.com adresimizde bu haberin de ayrıntıları videosu var. İstanbul Bakırköy'de iftar yemeğine giden ailenin bulunduğu otomobilin üzerine Batgeçit'te çarpan bir tır devrildi. Feci kazada otomobil kağıt gibi ezilirken aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tır şoförü gözaltına alındı. Evet, devam edelim. Takvim gazetesiyle Takvim özeli sokmadı İstanbul'a diyor. Bu problemi yapay zeka bile çözemez. 580 milyon euroluk sevinç. Alpi'ye nazar değdi. Köşe bucak vahşet. Artma, karartmayı İngilizce ve Türkçeyi birleştirerek yapmış Takvim gazetesi. Bakalım ayrıntılı manşetlerde ne diyor. Köşe bucak vahşet. İzmir'de İlayda Alkan 8 Mart Kadınlar Günü'nde annesiyle sokağa çıktı. Tanımadığı Yunus Ye'nin saldırısına uğradı. Kurtarılamadı. Cani'nin bir dakika boyunca hiç durmadan genç kızı bıçakladığı anlaşıldı diyor. Ekranda Cani'yi de görüyorsunuz ve İlayda Alkan'ı da görüyorsunuz. Değerli dostlar, biliyorsunuz seçim çalışmaları nedeniyle sürekli araçlar sokaklarda geziyor. Ve dün bir şey gördüm. Bütün seçimde hangi araçtı bilmiyorum. İki araç, partinin aracı. Farklı fakat da işte unuttum şimdi ama ismini yanlış söylemeyeyim diye söylemiyorum. Çok düşük bir şekilde sokaktan geçiyordu. Tebrik ederim dedim. Yani insanları rahatsız etmeden. Ben şunu söylüyorum. Değerli partililer, o araçlara bindirdiğiniz araçların içerisine bir tane monitör koyun. Yani ses hoparlörü koyun. O dışarıdaki sesin aynısı oraya da gelsin. O insan nasıl dinliyorsa buradaki de onları dinlesinler. Yoksa büyük sıkıntılar oluyor değerli siyasi yöneticiler. İstanbul'a özeli sokmadı. İmamoğlu adeta eş başkan gibi davranmaya devam etti. İstanbul'da part-time görev yapıp genel başkan kesildi. Özgür Özel'e birlikte fotoğraf bile çektirmedi. Bu problemi yapay zeka bile çözemez diyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eline genel merkezi çekmedi. Genel Başkanı Özgür Özel'in adeta ezdi. Özel'in Kartal'daki açılışına gitmedi. Ancak kendi programında beyanına yetişti diyor. Deme karşı çıkan Afyon Karahisar Belediye Başkan adayı bir gösterdi. Tunç Soyer'i yanına çekti. İzmir adayına karşı çıktığı adeta ilan etti. Partideki bu karşılıklı karışıklığa yapay zeka bile pes dedi şeklinde AK Parti afişleri böyle. Murat Kurum İstanbul'a gerçek belediyecilik şeklinde CHP afişleri böyle tam yol ileri altta. Evet, devam ediyoruz. Ne aktaralım? Değerli yönetmenim, hay fiyatlarımız gelmiş onları. Tamam. Evet, 12 Mart Salı Kumluca Merkez Toptan Cel sebze fiyatları şöyle. Domates 20 lira. Yuvarlak domates 32 lira. Oval domates 35 lira. Karli biber 35 lira. Sivri biber 43 lira. Kıl sivri biber 55 lira. Kılçık sivri biber 70 lira. Üç burun köy biberi 42 lira. Dolma biber 40 lira. Kuyu biber 50 lira. Çili biber kırmızı 85 lira. Çili biber yeşil 70 lira. Jelapon biber 90 lira. Kampari biber 45 lira. Cin biber 90 lira. Salatalık 18 lira. Silor salatalık 22 lira. Sıcan 28 lira.
Ufak patlıcan 28 lira. Kolay patlıcan 28 lira. Kabak 15 lira. Fasulye 65 lira. Tüm çiftçilerimize başarılı bir sezon diliyoruz. Sezonun da sonu geliyor. Önümüzdeki sezon yine başarılar inşallah. Kazasız, belasız, afetsiz, hortumsuz, selsiz bir ömür geçirir inşallah. Evet, bu akşam nöbetçi eczane. 12 Mart akşamında Zehra Eczanesi. 12 Mart Salı akşamından 13 Mart Çarşamba sabahına saat 9 civarına kadar, 8.30'a kadar nöbetçi. Tüm hastalara geçmiş olsun diliyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Ve 12 Mart'ı bir kez daha hatırlatıyoruz. Tamam, 12 Mart muhtırası aklımızda ama sadece muhtıra değil, neler aklımızda başka? İstiklal Marşımız. Evet, sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Sevgili florist, teşekkür ediyoruz. Çelik Yapı Dekorasyon, teşekkürler. Teşekkürler. Çıtır çıtır kuru yemişlerin adresi Likya Doruk Kuru Yemiş ve zirve reklam. Reklamın zirve noktası. Teşekkür ediyoruz. Efendim, neden bunlara teşekkür ediyoruz? Çünkü Çelik Yapı Dekorasyon bu güzel ofisimizin dizaynını yaptı. Bilmabedel, bizden herhangi bir ücret talep etmeden. Sevgili florist bize destek oldu. Zirve reklam reklamlarımızda bize destek oldu. Likya Doruk Kuru Yemiş de maddi manevi bize destek oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Allah cebinizden parayı, kalbinizden imanı, yanınızdan bizim gibi güzel dostları eksik etmesin efendim. Ekrandan da bizleri izlemeye devam edin, paylaşmaya devam edin. Değerli yönetmenimin de sizlere selamı var. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.